bugünlerle güzel bir arkadaşlık kurun. Neyle? Bir kere yavaş yavaş da olsa bir Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'den bir harf bile öğrenmek için biraz gayret edin. Birazcık. İnanın ki şu anda tekliğe tekliğe bile olsa, ezbere bildiğin ne var? Kul huvallahu ehad. Kul huvallahu ehad okumaya çalış. Her gün kul huvallahu ehad'i 100 kere okusan ne olur? Hiçbir şey olmaz. Fatiha'yı çok çok okumaya çalış. Ağzını salatü selama alıştır. Bugünlerde Ramazan'da bir arkadaşlık edin kendine. Allah'ın dualarıyla, virtleriyle, tesbihleriyle, sureleriyle arkadaş ol. Şunu söyleyeyim. Tefsirde de söyleyeceğiz onu. Sonra duaya geçeyim. Bir zatı Resulullah Efendimiz'e şikayet ettiler. O zaman da tabii var demek ki insanlar dedikodu yapıp o dedikodunun çirkinliğini de Efendimiz'den görmüşler. Bir daha yapmamışlar. Ya Resulallah falanca zatı siz imam tayin ettiniz. Her namazda kul huvallahu ehad Allahu samet. Başka okumuyor yani. Bir zamm-ı sure okuyor. Sonundakine getiriyor. Kul huvallahu ehad Allahu samet. Öyle mi? Efendimizin adetleriydi. Lafı getirenlerin yanında birisinin hakkını teslim ederdi. Bir kalkmayın, bekleyin siz. Çağırın bakalım onu. Çağırdılar. Bak şimdi onlar da dinliyor. Sen namazlarda hep İhlas Suresi okuyormuşsun. Dikkat et. Kısa olduğu için, çabucak bitirmek için mi okuyorsun? Ya da niye okuyorsun sen? Doğru mu bu? Söze bak ve cevabı dinle. Söze bak ve cevabı dinle. Dedi ki, vallahi ya Resulallah, kul huvallahu ehad, Allahu samet, lem yelid ve lem yulad, ve lem yekun lehu kufuven ehad. Okudukça okuyasım geliyor. İhlas suresini çok seviyorum dedi. Efendimiz buyurdu ki, müjde. O surede seni seviyor. Sana şefaat edecek.